Aslında güzelleri seçen seçti. Bugün bize perde arkasını konuşmak kaldı. Günaydın sevgili izleyiciler. Günaydın efendim. Bugün televizyon dünyasını konuşacağız. Oyuncuları konuşacağız. Oyunculukları konuşacağız. Dizi dünyasında yılın transferini ve yılın skandalını konuşacağız. Ve arkasında neler oldu? Kiminle konuşacağız? Murat Tolga Şen'le. Hoş geldin Murat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yılın skandalı ve yılın transferi diyoruz. Doğru mudur? Doğru. Evet, yani böyle hani her şeyiyle böyle ilginç, böyle her okuduğumda böyle Allah Allah bu iş nereye gidecek, nasıl olacak diye merak ettim bir şey. Hani Sopranos'un ilk şeyi değil, uyarlaması değil, daha önce Şafak Sezer'in böyle başrolünde olduğu bir Altın Dağlı diye bir dizi vardı. Ama yani biz şimdi Sopranos benim çok sevdiğim bir dizi. Şimdi ona gelelim ama önce bir yılın transferi neydi? Ne? Kıvanç Tatlıtuğ'yla Özge Özpirinççi'nin bir dizide başrol paylaşacağı konuşulmuştu. Hatta Özge Özpirinççi de kısa bir süre önce verdiği röportajda bunun tiyolarını da vermişti. Kıvanç da başrolde yer alacağını da kabul etmişti. Ancak ne olduysa yapımcı herhalde bu iki ismi kafasında oturtturamamış olacak ki Serenay Sarıkaya'ya teklif götürdü ve Serenay New York'tan İstanbul'a dönerken uçakta senaryoyu okudu ve çok beğendi, kabul etti. Bunun üzerine yapım şirketi Özge Özpirinççi'den vazgeçti. Serenay Sarıkaya ile anlaştı ve sosyal medya bir anda ortalık ayağa kalktı ve dediler ki Özge'ye yapılan ayıp değil mi? Ayıp. Yani iş buraya kadar gelmişken olmaz. Ama yani şöyle de bir şey var. Mesela yapımcının bunu bu kadar geç fark etmesi. Yani Özge Özpirinççi ile Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte olmadığı, birlikte bir kimyalarının da olmadığı yakamozdan belliydi zaten. Hani bunu dene yanıl yöntemiyle bile denediler ve yanıldılar. Tekrardan buna gerek yoktu. Hani ne oldu da böyle birden bu iş olmayacak, biz hemen Özge'nin yerine yeni bir oyuncu bulalım dediler. Aceleyle senaryo Serenay Sarıkaya'ya ulaştırıldı. O okudu, beğendi vesaire vesaire. Bir de Özge Özpirinççi evini kapatıp Bodrum'daki İstanbul'a gelmiş falan. Bir de şöyle bir şey, acaba Serenay, şu iddialar da ortaya atıldı. Acaba Serenay Sarıkaya en başından beri düşünülüyordu. Net bir cevap vermeyince Özge Özpirinççi ile anlaşıldı. Sonra Serenay Sarıkaya tamam ben olacağım deyince Özge mi harcandı şeklinde soru işaretleri de var sosyal medyada. Fakat dün biz biraz Gülşen'le dizi sektöründen önemli kilometre taşları insanlarla konuştuk. Hayır, tam tersine baştan beri Özge Özpirinççi konuşuluyor. Serenay Sarıkaya'nın adı bile geçmiyor. Çünkü Şah Meran ve bir banka reklamının çekimi için sette çekimleri yapıp New York'a gidiyor. Bu arada şöyle bir detay da var, hatırlayacaksınız zaten. Özge Özpirinççi'nin daha önceki partneri İbrahim Çelik oldu, Kıvanç Tatlıtuğ değil. Son anda onlar da değişti. Ve son anda Özge de değişti. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay olarak düşünüyor yapımcı. Sonra yine bir kafası karışıyor. İbrahim Çelikkol'dan vazgeçiyor. Kıvanç Tatlıtuğ'la anlaşıyor. O zaman sosyal medya ayağı falan kalkmıyor. İbrahim'e yazık ettiğiniz, ona harcadınız falan demiyor. Ama Özge'de böyle bir durum olunca boykot çağrılarında bulunuyor. Tabii o daha erken bir şey ama şimdi iyice pişti ya iş böyle. Artık her yerde haberler çıktı. O işte birlikte oynayacaklar, şu bu boy boy fotoğrafları çıktı vesaire. Herhalde artık o yüzden biraz daha tepki büyük oldu. Ama yani mesela ben İbrahim Çelikkol'a da karşıyım. Yani Sopranos'u düşündüğüm zaman mesela James Gandolini'yi düşünüyorum. Tony Soprano'yu oynayan. Onun yerine Kıvanç Tatlıtuğ'u düşünüyorum. Hani bu rolü kim oynayamaz, oynamaz deseniz Kıvanç derim. Ciddi. Şey olarak değil yani, yetenek olarak değil. Yetenekli bir oyuncu. Kendini bozabilen bir oyuncu yani. İlla yakışıklı gözükeceğim derdinde değil. Hani onu hep öyle göstermeye çalışıyorlar ama o yeri geliyor kendini bozuyor. Ama yani şimdi James Gandolini'ye bakıyorum, Kıvanç Tatlıtuğ'a bakıyorum. Mesela Şafak Sezer bile daha fazla benziyordu Tony Soprano'ya. Hadi o da olmamıştı ama bu nasıl olacak hiç bilmiyorum yani. Şimdi bizim elimizde herhalde ilerleyen zamanda da konuşacağız programda. Elimizde artık güzel kadından, güzel adamdan başka bir şey kalmadığı için. Evet, böyle normalde karakter oyuncularının oynaması gereken rolleri de böyle yıldız yıldız, çok yakışıklı, çok güzel insanlara doğru paslıyoruz yani. Peki sence Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un kimyaları birbirine tutuyor mu? Yani olabilir. Yani Özge ile hiç olmuyor. Evet. O yakamozda falan yani hiç şeydi. Hatta ben olmuyor. Şey dedim, acaba Kıvanç Tatlıtuğ mu istemedi Özge Özpirinççi diye düşündüm. Çünkü orada da mesela yakamozu izlerken, tekrar ben sonra bir kere daha izledim bazı bölümleri. İzlerken mesela
karşılıklı oynamaktan sıkıldıkları seyirciye geçiyor yani. Aynen öyle. Ben bir seyircisi olarak böyle sanki sonlara doğru aralarında bir tartışma çıkmış ama son bölümün bitmesine bir iki bölüm kalmış. Hadi sık dişini, şunu şurasında 8 saat çekim yapalım. Bir de zaten o sıkıntılı bir süreçti değil mi? Evet, Özge o için sıkıntılı bir süreçti. Sonradan neler galaya neler bile çıktı. Gitmemişti tabii. Tabii. Sonradan işin ne olduğu falan filan iyice ortaya çıktı. O gerginliğin nedeni onunla ilgili de şöyle bir iddia var. O iddialar hala devam ediyor. Özge'nin kadro dışı kalmasıyla ilgili. Acaba daha önceki sette yaşanan bir kriz mi daha başlayacak olan bir seti etkiledi diye. Yakamoz'un bazı çekimlerini yapımcı bir daha çekmek istemiş. Fakat Özge Özpirinççi yeni işte hamileliği, Bodrum'a yerleşmesi, düzenini bozmaması adına bir daha gelmek istememiş sete. Bu sebeple de ipler kopuyor. Şimdi mesela biz çok alışık değiliz böyle yeniden çekimlere falan ama mesela Hollywood'da bir filmi beğenmediklerinde neredeyse bütün filmi çöpe atabilirler. Evet. Ya da işte mesela çok sevdiğimiz Geleceğe Dönüş filmi vardır. Evet. Orada aslında Michael J. Fox yerine başkası oynuyordu. Sonra onun bütün sahnelerini çöpe atıp Michael J. Fox'a oynatıp tekrar çektiler filmi neredeyse. Bilmiyordum. Bu Hollywood'da çok yapılır. Ama bizim oyuncularımız buna alışık değil. Ama oyunculukta böyle bir şey de var. Olmuyorsa yeniden yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Hollywood'da bir film çekse bir Türk oyuncu ve oradan dünyaca ünlü yapımcı yönetmen atıyorum çöpe 3 sahnenin için bir daha koşa koşa. Aynen, sözleşmesinde vardı zaten, itiraz bile edemez. Koşa koşa da gelir bu arada. Şimdi çok önemli bir şeyin altını çizdin biraz önce. Kıvanç mı acaba Özge'yi istemedi? Şimdi gözümün önüne getiriyorum. Onlar geçen ay Başak, Özge, doğum günü Burak, partisi. Kıvanç, hayır, beraber tatil yaptılar. Bir otelden fotoğraflar paylaştılar bebeklerle falan. Aynen. Böyle. Yani o ara görüşmeler devam ediyordu. Bir hafta önce de kızı Mercan'ın doğum gününde yine orada da bir araya gelmişler. Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ. Zaten Özge kısa bir süre önce verdiği röportajda da Kıvanç Tatlıtuğ ile ilgili projesinden bahsediyordu ve o röportajda son cümleye dikkat edelim hep beraber ve izleyelim. Orada kaldık. Güzel, uzun bir sürede setlere ara verdiniz. Kıvanç Bey'le tekrardan yeni bir diziye başlıyorsunuz. İnşallah, galiba. Evet. Aynı dizisiydi galiba. Evet, evet. Nasıl, hani ne karakterde göreceğiz sizi? Kıvanç Bey'e sorduk ama ağzından laf alamadık. Ya evet, benden de alamayacaksınız tabii ki de ilerleyen zamanlarda. Yani evet. Kıvanç Bey kabul etmemişti yani. Etmemiş miydi? Yok. Neyi kabul etmedi? Sizi sorduk hani Özge Hanım'a bir proje falan. Haberim yok gibisinden de siz kabul ettiniz. Biliyorsunuz bu işler bizim ticari taraflarımız olduğu için böyle çok sohbet etmeyi sevmiyoruz. Ortaya çıktığında konuşmak keyifli oluyor. O yüzden çıktığı zaman tekrar konuşuruz. Şey soracağım. Bazı erkek oyuncular partnerlerini kendi seçiyor. Son zamanlarda böyle bir söylem de var. Kıvanç Bey'le de çok samimi olduğun için Kıvanç Bey mi sizi tercih etti yoksa yapımcı tarafından mı? Ya bu işler nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyor. Benim bugüne kadar çalıştığım bütün işlerim öyle oldu çok şükür. Bu da öyle devam etti. O yüzden hani öyle bir dediğiniz gibi bir durumla ilgili bilgim yok. Dolayısıyla nasıl böyle olması... Böyle bir şey geldi mi başınıza hiç? Yok, gelmedi çok şükür. Teşekkür ediyorum. Sen orada kaldın. Gelmedi çok şükür diyor ama tam onun üstüne 5 gün falan var bu röportaj. Bir 5 gün öncesinin röportajı. Çok yeni yani. Yani şeydi hani çok niyet okuma ama hani bazen böyle tatilde en iyi arkadaşlarınızı kaybedersiniz. Bravo, doğru söylüyorsun. Yani çok böyle güzel gidersiniz ama dönüşte böyle herkes kanlı bıçaklı. Ya bilinmez. Ama şöyle yani... Hayırlısı olmuş diyeyim ben. Hı. Özge ile Kıvanç bir arada olmuyor yani. Seyirci de istemiyor. Seyircinin de öyle bir talebi yok. Yani bu ikisini birlikte oynatın, biz onları birlikte görmek istiyoruz falan gibi bir talep yok. Evet. Yani bazı mesela Yeşilçam'dan bu yana bazı çiftler vardır. Yani Kadir İnanır'la hani Türkan Şoray mesela harika ikili oldu. Efsane falan ikili oldu. İşte bizde de öyle. Dizilerde... Kıvanç'la aslında Beren efsane ikili oldu. Yani. Evet ama işte şey olmuyor. Biraz bence orada bir balans var. Yani mesela enerji, mesela Kıvanç'ın enerjisi yüksek. Oyunculuk yüksek. Enerjisi de yüksek. Yüksek, evet. Hatta böyle baskın. Kendini bastırdığı, minimal oynadığı sahnelerde bile bakıyorsun. O enerji geçiyor. Çıkıyor böyle. Özge Özpirinççi için aynı şeyi söyleyemem. O böyle minimal oyunculuğu çok böyle başka bir tarafa, yani olmaması gereken bir tarafa götürüyor. Böyle hani böyle izlerken battaniye üstünüze çekip uyumak istiyorsunuz yani o kadar böyle daha şey sakin. Artık. Daha sakin. Evet çok ama. Peki, Serenay daha yüksek. Serenay'ı nasıl buluyorsun oyuncu olarak? Ya Serenay'ı eskiden hiç beğenmezdim oyuncu olarak ama böyle son zamanda geliştirdik. Yani bir de Alice'i izledim işte müzikali falan filan. O yani böyle şey iyi bir oyuncuya dönüşme yolunda şey yapıyor. Bence burada
ben şeyde oturtamıyorum kafamda şu anda. Yani mesela Jennifer Mealy karakterini oynayacak, hı-hı, psikolog karakterini, evet, falan. Yani Jennifer Mealy'yi kafamdaki olmuyor. Çıkacak. Serenay olmuyor yani. Mesela atıyorum işte Ezgi Mola o karaktere daha iyi uyar gibi geliyor bana. Yani şey olarak, tipoloji olarak da. Bilmiyorum, ilk bölümü seyrettikten sonra hani bakmak lazım. Nasıl bir uyarlama yapacaklar? Ne kadar serbest bir uyarlama olacak? Serenay Sarıkaya'nın da bu aralar hep Farah Zeynep Abdullah Serenay'ın kabul etmediği Bergen rolünü kabul etti. Oklar hop Serenay'a, keşke çekseydin diye. Şimdi Özge Özpirinççi'nin kadro dışı kalmasının ardından kalan yine role okulanana, evet dedi. Hep böyle şeyler. Daha henüz son zamanlarda wow dediğimiz bir performansıyla, evet, değil, bu tür haberlerle gündeme belki geliyor. Belki olur ama mesela hani dizinin, mesela dizinin adını bile beğenmiyorum. Yani Aile. Evet, yani aile. Şimdi Sopranos belki diye değiştirirler. Bir dizi. Abi, değiştirsinler bence yol yakınken. Aile yani. Baksana böyle neler fakat, değişiyor yolda. Aynen, fakat toplantıda ipler ne şekilde koptuysa pazartesi günü hayır deniliyor Özge Özpirinççi. Anında Serenay Sarıkaya aranıyor. Serenay Sarıkaya dönüş yolunda New York'tan İstanbul'a 4 bölüm yollanıyor kendisine. Uçakta okuyor, inişte evet diyor. Hızlı olmuş bir şeyler. Demek ki bir ve şey olmuş. Ve imza atılmamış da. Yani şey yapılmış, yani böyle bir kriz olmuş demek ki. Evet, şey ama olmuş, çok ilginç çıkmış. Yani sen prensipte bir oyuncuyla anlaşıyorsun. O oyuncu da o projeye göre bütün konuşuyor, düzenini bozuyor. Bodrum'daki evini kapatıyor, o görüşmelere gitmek için bebeğini bırakıyor falan. Böyle bir enerji sarf ediyor. Sonra da diyorlar ki, ya da nasıl diyorlar onu merak ediyorum. Kusura bakma sen olmadın. Evet. Vallahi o sektörün da, kanayan yarası zaten, evet, yani neler ya da neler. Belki de Özge Özpirinççi kusura bakmayın bu saatten sonra ben sizinle çalışamam dedi. Evet evet. Belki tersi de olmuş olabilir. Evet. Ama sosyal medya şu an Özge Özpirinççi'nin yanında. Serenay Sarıkaya'ya Allah kolaylık versin. Sanki Kıvanç Tatlıtuğ'da Özge'yi istemiyorum Serenay'ı istiyorum pozisyonunda. Yapım şirketi de kadınları nasıl üzdünüz falan noktasında. Yani herkesten bugün bir açıklama gelebilir. Evet. Peki ödül törenlerinde ünlü yıldız oyuncularımızın konuşmaları, özellikle Altın Kelebek ödül töreninde bir kez daha gündeme geldi. Mesaj kaygılı, çocukluk anıları dolu konuşmaları, uzun uzun orada konuşmak zorunda mıyız soru işaretini açıyoruz. Ve gözler tekrar Pınar Deniz'in dünyayı kurtarma isteği beni oyuncu yaptı sözlerinde. Bakın bu sözlerin ardından hangi meslektaşları Pınar Deniz'i tiye aldı? Pınar Deniz bir laf etti, ortalık karıştı. Dünyayı kurtaran kadın Pınar Deniz'in sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Hangi meslektaşları Pınar Deniz'e tepki gösterdi? Neden tepkilerini başkaları üzerinden gösterdiler? Pazar gününden bu yana herkes Pınar Deniz'in Altın Kelebek ödül töreninde yaptığı konuşmayı tartışıyor. Ünlü oyuncu dünyayı kurtarmak için oyuncu oldum dedi, ortalık karıştı. Ben küçüktüm ve tabii ki ben de Altın Kelebek ödül törenini izleyip tam olarak bu anı hayal ederdim. Bu ödülü almayı hayal ederdim. Öncelikle vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirmiş oldunuz. Nasıl buldun Pınar'ın konuşmasını? Gereksiz ve saçma buldum açıkçası çünkü... Yani çok böyle şey, maksadını aşan cümleler diyeyim. Yani oyuncu olup dünyayı kurtarmak mümkün mü sorusunu soruyorsun. Olabilir, farkındalık yaratan roller oynarsın, insanları uyandırırsın. Bunu yapan oyuncular da vardır bizde. Mesela Tarık Akan vardır. Evet. Tam bir kartpostal çocuğuyken, böyle genç kızların sevgilisiyken bir anda böyle toplumcu filmlere yönelmiştir. Duruşu değişmiştir, film anlayışı değişmiştir ama Pınar Deniz'in böyle bir filmografisi yok daha. Bir İnsanlar İkiye Ayrılır diye bir filmi var. Orada böyle farklı bir rolü var. O film böyle işte kredi kartı borcu olan insanların dertlerini hikaye edinen, benim de çok beğendiğim bir film. Antalya Altın Portakal'da izlemiştim. Aa, ne güzel film, tertemiz falan demiştim böyle. Ama burada mesela hani oyuncu olacağım ve dünya, bir de hani Türkiye'yi, ülkeyi de değil yani, dünyayı kurtarıyoruz falan. O bayağı süper kahramanlık gibi bir şey oluyor. Ben Türkiye'deki herhangi bir dizi oyuncusunun böyle bir gücü olacağını, olduğunu değil, olabileceğini düşünmüyorum. Pınar Deniz'in eğer bunu yapacaksa bir an önce böyle başlasın. O zaman artık böyle hani romantik dizilerde, şunlarda, bunlarda oynamak yerine toplumcu işlere yönelebilir. Yapar mı bilmiyorum, bu kaşeler böyle yüksek kaşeleri almak dururken yapar mı bilmiyorum. Burada benim sıkıntılı bulduğum şey şu. Biz de mesela festivallere, hı hı, gidiyorum, festivalleri izliyorum.
filmi izliyorsun. Filmde hiçbir şey yok ama podyuma çıkıp ödül alırken acayip laflar, büyük büyük laflar böyle. İşte yine hepinizi ben kurtaracağım minvalinde sözler. Eserle değil, tavırla kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bence önce eserde kendini göstereceksin. Evet. Yani yaptığın işte var mı bir dünyayı kurtarma çabası ya da ülke insanına bir farkındalık oluşturma çabası? Yok işte, biri birine aşık oluyor, o onu seviyor, o ondan ayrılıyor falan. E tamam, neyi kurtaracaksın yani? Kurtarabileceği tek kişi Pınar Deniz'in kurtarabildiği kendisidir. Bunu, o yüzden fazla şey yapmasın. Yüksek kaşeler nedeniyle kendisidir diyorsun. Evet, evet. Burada şey var işte. Bu ödül törenlerinde çıkan herkes o kadar anlamlı cümleler söylemek istiyor ki böyle şeyler çıkıyor. Ama hani Ricky Gervais'in böyle Oscar aynen töreninde yaptığı konuşma gibi. Yani buradan büyük bir laflar etmeyin diyor. Al ödülünü, teşekkür et. Annene teşekkür et. Tamam, bitti yani. O gün Altın Kelebek'te, sadece Altın Kelebek değil, diğer ödül törenlerinde de özellikle konuşmaları izliyoruz. Buraya da konu oluyor zaten. Üçe ayrılıyor konuşmalar. Ya çok uzun, kendilerinin de içinden çıkamadığı evet bir çocukluk anılarına giriliyor. Ya böyle bir takım politik mesajlar, böyle siyasi göndermeler tabii falan, öyle bir şey. Ya da bitmek bilmeyen teşekkür, menajerime mesajları teşekkür, menajerimin yardımcısına teşekkür, stylingime teşekkür, kaşımı, kirpiğimi, rujumu takana, sürene teşekkür. Sonra kendileri de pişman oluyor bence. Eve gittiklerinde şeye bakıp, böyle heykeli bakıp, ben ne yaptım yani, ne konuştum öyle falan diyorlar. %100 diyorlar yani. Üç ama cümleyle çok basit, çok vurucu, çok esprili bir evet şey çıkabilir. İşte bu adrenalin insanın vücudunda dolaşmaya başladığında, mahvediyor, oraya çıktığında mahvediyor yani. Evet. Bir de Altın Kelebek sahnesi çok özeldir. Oraya çıktığın zaman heyecan gerçekten tavan olur ama o sahnede böyle bir ışıldarsın. O heyecana rağmen ışıldarsın. Mesela Melis Sezen geliyor aklıma. Evet. Melis Sezen de çok heyecanlıydı. Ama arada doğal saçmaladı ama bence ışıldayarak indi o sahneden. O doğallık bize çok tatlı geldi. İşte ikisinin arasındaki fark samimiyet. Samimiyet, evet, bravo, samimiyet. Evet. Diğeri hani çalışmamış gibi görünse de üzerine çalıştığı bir konuşma. Yani, tabii canım, çalışılmış. Ve de bence biraz da fazla bir özgüvenle ne oluyor biliyor musun? Bilmiyorum, katılıyor musun? Bu çocuklar her projenin içinde varlar. Evet. Dijital platformda geçen konuştuk, Pınar Deniz. Reklamlarda Pınar Deniz, kampanyalarda Pınar Deniz, orada burada filan. Bir yüksek özgüvenle ben ne söylesem kabul görür zaten. Evet. Alkışlarlar filan moduyla çıkmış sanki tabii sahneye. Tabii canım, şimdi buradan çıkınca Twitter'da beni linç edecekler mesela, hayranları, fanları falan. Bizi de, şu an bile ediyor olabilirler. Olabilir, etsinler. Ben bir de şu şey işini çok korkakça buluyorum. Söyleyeceğim bir lafım varsa etrafı likelayarak iletme mesajı. Hmm. Çat diye söyle. Farah Zeynep Abdullah'la Burcu Özberk Pınar Deniz'i eleştiriyor. Biz de eleştirdik. O zaman direkt olarak girin. Bir başkası dalga geçmiş. Siz de onu likelayarak istiyorsunuz ki aslında ben de bu fikri. O zaman kendin yaz. Kendin paylaş. İşte yarın bir gün belki bir projede denk geliriz. Çok uyanıkça. O şey, tabii canım. Ama yine de ilginç bir adım var orada. Oyuncular hiç birbirlerine dokunmazlar. Evet. Burada neden Pınar'a hedef göstermek istediler? Çok Pınar bir açıkça yükselen değer diye. O şöyle, diye o böyle bir işler ona gidiyor diye. Geriden geldi, böyle bir pişt diye fırladı aynen gitti. Hızlı çıkış yaptı. Şimdi Pınar Deniz de bence yani aslında dünyayı kurtaracağım demek istemiyor. Alemin kralı ben olacağım yani demeye getiriyor. Mekanın sahibi evet, benim. Şu an sahibi kralı benim diyor. Evet evet, yani hepinizden daha çok para kazanacağım. Hepinizden öyle bir gücüm daha var ki olacağım dünyaya yeterim. Hepinizden daha iyi roller alacağım. Yapacağım ben bunu diyor. Diğerleri de dur bakalım diyor herhalde. Yani öyle bir şey var. Orada mesleki bir rekabet söz konusu. Belki Farah Zeynep Abdullah kendi bekliyordu ödülü. Olabilir tabii. Yani bekliyordu, bekliyordu evet zaten. Tabii ki Burcu Özberk için diyemeyeceğim ama Burcu Özberk de belki iki tane kampanyayı kaptırdı. Bilemeyiz ki arkasında bu tür tabii şeyler oluyor mu olmuyor tabii mu? Yani çünkü bazen bir şampuan reklamından ya da bir kozmetik firmasından diyorlar ki seni düşünüyorlar olmak üzere. Küt onlar, Pınar Deniz'i anlaşmayı. Sonra Pınar'ı eleştiren bir şeyi likeleyebilirsin, bilmiyoruz yani. Pınar'ın bu konuşmayı Rihanna'nın 5 yıl önce Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadan esinlenerek yaptığı iddiası var. Bakalım ilham kaynağı gerçekten Rihanna mı, izleyelim. Evet, benziyor. Evet. Yani işte böyle, o da 25 cent. O da şeyden, Schindler'in listesinden almış ilhamını Rihanna'da herhalde. Çünkü herkes orada da bir yerden şu düğmeyi de satsaydım bir kişiyi daha kurtarabilirdim, ha, evet, falan der doğru böyle Oscar Schindler.
5 yıl önce Harvard'da yaptığı bu konuşmadan sonra milyonlarca dolar toplanmış, yardım etmiş. Ama orada insanlar birbirlerine destek oluyorlar. Burada ödül alanı alkışlamak yerine hadi evde işim gitsek, var deyip bitse de gitsek var bitse de gitsek noktasında. Yalnız Rihanna da bu konuşmayı 2017 yılında yapıyor. Pınar Deniz'in de 2017 yılında verdiği bir röportaj var. Diyor ki Kanlı Elmas filmi beni çok etkiledi. Çocukları kurtarmalıyım dedim. Ya çok ünlü olmalıyım ya da çok param olmalı diye düşündüm diyor. Yine bahsetmiş. Ve de ağlama sahnesinde işte diyorlar nasıl ağladın o sahnede diyor ki damla falan kullanmadım. Kanlı Elmas filmini aklıma getirdim diyor. Şimdi Kanlı Elmas, Blood Diamond iyi bir film. Evet, çok, Leonardo çok DiCaprio, çok iyi film. Sürükler götürür. Bir, mesela Leonardo DiCaprio da oraların Kıvanç Tatlıtuğ. Yani yakışıklı ama iyi oyuncu. Evet, böyle doğru. Ama mesela hani Kanlı Elmas'ı izleyip sonra Pınar Deniz bir elmas markasının yüzü değil mi? Cannes Film Festivali'ne gitti bir mücevherlerle böyle. Pırlantalarla gitti yani, milyonlarca liralık. Bunu izleyip bu kadar etkilenip sonra o sektörü besleyen şeyin içine girmek o bir çelişki ya. Evet o da bir çelişki. Ya da şimdi bu konuşmanın bu milat konuşması gibi bir şey oldu artık yani 2 yıl sonra 3 yıl sonra da hatırlatılır. Dünyaca ünlü bir mücevher markasından reklam teklifi aldığında ve böyle elmas bir kolye ve bilezik ve yüzük ve diyelim ki Pınar Deniz'e bu reklam karşılığında 20 milyon TL teklif edildi ya da 30. Hayır mı diyecek? Yok ya, paranın yüzü sıcak hiç demiyorlar. Hele bizimkiler hiç demiyor. Yani. Hayır derse işte o zaman bu konuşmayı bir daha hatırlatıp evet gerçekten birilerinin hayatının ufak da olsa dokunuşta bulundu diyeceğiz ama bakalım denilecek. Tolga bizimkiler sanki biraz kendilerini erken yıpratıyorlar gibi geliyor bize. Katılıyor musun? Ya bir şeyler yapmak istiyorlar açıkçası şöyle ve yani. Ve hızlı yapmak istiyorlar. Hızlı yapmak istiyorlar bir de şey yani hani işte izliyoruz hep birlikte bu dizileri. Yani hiçbirini izlemesek bir şey de kaybetmeyiz açıkçası. Yani evet. Böyle evet. Hani o kadar suya sabuna değmeyen aslında olmasa da olur işler ki bunlar. Bu insanlar da kendilerini bir şekilde önemli yani önemli derken hani... anlamlı kılmaya çalışıyorlar. İşte bu konuşmalarla falan filan o anlamı yaratıyorlar. Çünkü sadece para kazanmak da mutsuz edici bir şey yani. Tabii. Evet çok para kazanıyorsun ediyorsun ama işte mesela ben şu an dizilerde oynayan bütün oyuncular o an o dizi setinde olmak istemez. Eğer motivasyonları para olmak istese. O olmasa başka bir şey yaparlar. Tiyatro yaparlar başka bir senaryonun karakterlerini oynamak isterler vesaire. Bizim bu dizi sektörü çok yanlış bir yere gitti. Hı. Ve içindeki herkes yönetmeninden kurgucusuna, oyuncusuna mutsuz artık. Hı. Ve bu mutsuzluğu da böyle aşıyorlar işte. Hı. Böyle yani ben dünyayı kurtaracağım, ben şöyle yani bir şekilde ben aslında önemliyim. Bir misyonum var evet, benim bir değil mi? Bir misyonum var benim beni bu hayatta. Beni dizide izlediğiniz kadar böyle şey evet. Değilim. Hani önemsiz. Tabii tabii. Evet. Soap opera deniliyor ya onlara. Evet. Onun yıldızı değilim, yıldızcık değilim. Ben daha önemli bir insanım. Evet evet aynen. Altı çiziliyor. Peki. Bu aralar İbrahim Çelikkol'un adı ya özel hayatı ya o meşhur Riva'daki evi ya da hayır dediği projelerle gündeme geliyor. 2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde Birce Akalay'la yolları kesişmişti. Ve de onlar da tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat diye müthiş bir ikili evet. Oldular. Öyle ki adları aşk dedikodularına bile çıktı. Son bir paylaşım geldi. Fonda da şu vardı. Talihim yok, bahtım kara. İbrahim Çelikkol'un bu paylaşımına Birce Akalay'da kayıtsız kalmadı. O da Teoman'ın Sevdim Seni Bir Kere Başkasını Sevemem şarkısıyla bu fotoğraf karesini paylaştı. Onu da dinleyelim. Ben ikisini tanımasam, sayfalarına girsem aşk ne kadar yaşıyorlar. Büyük aşk yaşıyorlar, ne kadar seviyorlar birbirlerini derim. Yani birisi de yazdığı zaman aralarında yakınlaşma var diye delirirler. Şimdi bu paylaşımlar neden? İşte neler oluyor orada? Yani dizi öncesi böyle seyircileri bir toplayalım. Evet, bir gelsinler. Gelsinler. Çünkü falan. Dizinin çekimleri başlıyor. Soru işaretleriyle başlayalım. Gelsinler. Tabii biz de mesela şimdi onlardan bahsediyoruz, diziden evet. Bahsediyoruz. Böyle hani böyle fokur fokur yavaştan böyle kaynamaya başlıyor pencerenin. Evet. Evet. Fanları da bir zaten onların sevgili olmasını çok istiyor. Ya bir yandan da bak magazinci olarak diyorum sana o kadar yakışıyorlar. Var mı ki? Bir şey diyorsun değil mi evet. İzlerken? Yani İbrahim Çelikkol boşanma sürecinde eski eşi Mihre ile problemler yaşarken bile çocuğunu aldı, Birce Akalay'ın evine koştu, gitti, dertleşti falan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Mihre ile evliyken bile eşiyle böyle paylaşımlar yapmadı. Hayır, hayır. Yani. Çok yakışıyorlar birbirlerine çok yakışıyor. Bence. Kimyaları çok çok iyi tutuyor. Bir uyum var. Hem fizik hem kimya tamam 10 numara. Şey de sormak istiyorum sana.
Dizilere baktığın zaman sence yılın çifti dizisi kim? Yılın çifti dizilerde. Ben bu sene çok dizi izlemedim, onu itiraf edeyim önce. Çünkü ben artık Türk dizilerinden, ulusal kanal dizilerinden biraz sıkıldım. Böyle bir de dijitallerdesin. Evet, bir de bir yere gitmiyor yani. 3-4 bölümü izliyorsun falan böyle. Ondan sonra kalıyor. Böyle daha daha dijital işlere gidiyorum. Orada da böyle çift olarak hani bir tavsiyem ne yazık ki yok böyle. Hani mesela Sıcak Kafa'da en son böyle bir oyuncuyu beğendim. Hatta dedim böyle. Şimdi onunla ilgili bir yazı yazıyorum. Haluk Bilginer'siz dijital platform dizisi yapılamaz falan diye böyle. Mesela biz ilk dijital platform dizisinde... Gülşen bana diyor ki hangi bölümde çıkıyor bekliyorum dedim. Tabii canım, Haluk Bilginer'i kaçırdığımızda dijital platform dizilerinde setlerini durdurabiliyoruz. Ama yemin ediyorum Müge'ye dedim ki, şöyle mesaj attım. Her an sanki bir yerden Haluk Bilginer çıkacak gibi geliyor dedim. O da bana cevap yazdı. Çıkacak, merak etme. Ama mesela İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay gerçekten birbirlerine çok yakışıyorlar. Ben onlarda o Kadir İnanır Türkan Şoray enerjisini alıyorum. Kesinlikle. İbrahim Çelikkol'u çok beğeniyorum. Onun böyle bir şimdi diziler daha çok kadın seyirci için yapılıyor diyelim. Öyle aslında zaten. Evet. O kadın seyirciyi etkileyen böyle hani maskülen bir tarafı var. Aynı zamanda da böyle bir kibar da. Yani karakter seçimleri de güzel böyle. Hani kaba değil, maskülen ama kaba değil. O böyle devam, kariyeri güzel devam ediyor yani böyle seçici. Ama artık şöyle bir model gelmeye başladı. Yakışıklılık yetmiyor. Yeteneği de yanına koyarak etkileyeceksin. Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Çelikkol gibi. Var birkaç örnek daha. Çünkü her yer yani bütün diziler yakışıklı ve bak. Güzel. Aynen. Yani çok güzel, çok yakışıklı. Yani böyle izleyenleri mutsuz edecek kadar yakışıklı ve güzeller artık dizilerdekiler. Aynen, sonra gidip aynaya bakıyorsun. Ya nasıl yani, hani bunlar insansa ben neyim diyorsun ama onlar da insan değil aslında. Onlar da bir sürü dokunuşla. Işıklar tabii. Şunlar bunlar ama başka işler, hani estetik. Nasıl buluyorsun Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir? Yani hani böyle çok değil. Hani böyle bir mesela hani bir sonraki projede de onları birlikte görmek isterim diyebileceğim bir durum yok. Ama iyiler, yakışıyorlar. Birbirlerini güzel tamamlıyorlar. Böyle karşılıklı oyunları falan filan da keyifli. Güzel. Ama hani böyle vay be tamam bunlar buradan oldular. Tekrar bunları bir dizide birlikte izlemek isteyebileceğim bir durum. Yok diyorsun. Yok. Aynen. Evet. Peki nereye gidiyoruz? Magazin turuna çıkarıyoruz. İki oyuncumuz sette dövüş sahnesinde ölçüyü kaçırdı. Biri diğerinin burnunu kırdı sevgili izleyiciler. Bir oyuncu şarkıcı oluyor. Evet, o da ilginç. Ona da şaşırdık. Halbuki çok da popüler bir oyuncu. Şahan Gökbakar'dan Hasan Cankaya'ya bir mesaj var. Hasan da mesajı aldı. Ve Melis Sezen'in milyonluk anlaşması. O nasıl bir rakam? Bir dansla, bir ödülü kaldırmakla ve tabii ki yetenekli bir oyuncu. Para basıyor. Para basıyor şu anda. İzleyelim. Şoke eden itiraflar. Hayır demek mümkün değil. Saklanan sırlar. Bu çıkan haberlerle ilgili aşk haberleri vesaire neler söylersiniz? Ve kaçanlar. Yüklü miktarda bir tazminat ödediniz. İşte magazin dünyasında yaşanan en sıcak olaylar. Kendisini bir efsaneye dönüştüren Behzat Ç dizisinin yeni sezonunu eşi, kızı ve rol arkadaşlarıyla kutladı. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Güzel bir gece dinlenme söylemek istediniz. Vallahi keyfimiz yerinde. Yani güzel bir iş yaptık. Eşimiz, kızımız da. Evet, geç bakalım aşkım. Ben diğer taraftan. Evet, daha yapmayacağım demiştiniz ama tekrardan. Bir daha yapmayacağım dedim ama güzel bir senaryo kim hayır diyebilir ki? Behzat Ç'nin bu sezonda çok güzel bir senaryosu geldi. Hayır demek mümkün değil. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Erdal Beşikçioğlu'nun hemen ardından ihanet iddiasıyla gündeme gelen Güven Kıraç mekandan çıktı. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde genç sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmış ve eşi Başak Kıraç'ı aldattığı iddia edilmişti. Hemen ardından da Güven Kıraç'tan boşanma haberi gelmişti. Ünlü oyuncu gelecek soruları bildiğinden muhabirlere fırsat vermeden kendisi başka konularda konuşmaya başladı. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Behzat Ç geliyor, bomba gibi geliyor. Boşanmayla alakalı söylemek ister misiniz? Yüklü miktarda bir tazminat ödediniz. Bir kozmetik markasının etkinliğinde Ezgi Şenler'le karşılaşıyoruz ve kendisini ilk kez makyajlı gördüğümüz için biraz şaşırıyoruz. Bugün ışıltılı olayım dedim çünkü artık bir de moda bu ışıltılar bu sene tabii ki. Böyle katıldım işte. İrem Helvacıoğlu takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş, davete koşmuş. Deniz kızı gibi cevaplıyor sorularımızı. Sizin vazgeçemediğiniz bir makyaj malzemeniz var mı? Limel. En çok onu tercih ederim. Dudak koruyucusu. Evet, limel ya. Limel
kullanmayı daha çok kullanıyorum galiba. Siyah pantolonu, tüylü büstiyeri ve kalın tabanlı ayakkabısıyla Merve Oflaz da aynı etkinlikte. 2022 yılını bitirirken sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Gerçekten mi? Yani güzel bir yıldı. Acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. Merve Oflaz'la olan 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Elin Akkor'un Tara Dövriş'le aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Ünlü çift bir eğlence mekanında birlikte eğlendikten sonra dışarı ayrı ayrı çıktılar. Tara Hanım, iyi akşamlar. İçeride Elin Akkor Bey ile çok samimiydiniz. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir aşk mı acaba? Bir reklam kampanyasının yüzü olmak için iddiaya göre 15 milyon liraya imza attı. Miami'den yeni dönen oyuncunun tatili nasıl geçmiş acaba? Çok keyifli geçti Miami. Oraya hep birlikte aslında sadakat... Orada Telemundo diye bir kanal var ve hepiniz biliyorsunuzdur. Telemundo'da Sadakatsiz yayınlanıyor. Ve inanılmaz bir ilgi gördük biz oraya. Cansu da bizimle Cansu birlikteydi. Fatih Bey de. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok eğlendik birlikte. Çok da özlemişiz birbirimizi. Melis Sezen gizli bir sevgilisi olduğu iddiasını da yalanladı. Benim hayatımda hiç kimse yok. Özel hayatımda hiç kimse yok. Aşk yok hayatımda şu an. Hatice Aslan bir süre televizyon ekranında... Melis Sezen 15 milyon liralık bir reklam anlaşmasına imza atmış. Büyük para. Çok iyi para. Evet. Yani o kadar... Diziler sayesinde geliyor tabii. Diziler sayesinde. Mesela bizim televizyonculuk alışkanlıklarımız farklıdır. Mesela Amerika'ya gittiğinde işte MTV'de klibin yayınlandığında para alırsın. Biz de müzik kanalında klip yayınlatmak için para verirsin. Hani tanıtımın olsun falan diye. Doğru. Şimdi bizde de mesela bu artık diziden daha fazla, dizide kazanacağından daha fazla parayı ve bir anda toplu bir şekilde bu reklam anlaşmalarından almaya başladı. Özellikle kadın oyuncular. Hı. Dolayısıyla birkaç yıl içinde artık böyle ben bu dizide para almadan bile oynarım diyen bir oyuncu tayfası gelirse hiç şaşırmam. Hiç şaşırmayız. Çünkü dizinin yan etkileri, olumlu yan etkileri, reklam anlaşmaları, dizi sayesinde gelen reklam anlaşmaları çok fazla. Çünkü kadınları ilgilendiren bir sürü sektör var. Büyük paralar dönüyor ve bu sektörleri yöneten insanlar artık böyle direkt düz televizyon reklamı vermek yerine işte böyle ekran yüzleriyle şununla bununla anlaşıp marka yüzleri oluşturuyorlar. Hı. 15 milyon mesela bu yıl oynayacağı diziden 15 milyon alamaz. Yani bir sezonda 15 milyon alamazsınız bir diziden. Evet. Ama buradan alıyorsunuz mesela. Fakat markalarda da şöyle bir şey var. O kadar kafası karışıyor ki insanın izlerken. Kim, hangisi, o dizide miydi, platformda mıydı, ruj muydu, şampuan mıydı, diş macunu muydu? Kafan karışıyor. Halbuki böyle bir sürprizli, şu reklamı da izleyelim, dur şuna bakalım diyeceğimiz bir şey kalmadı sanki. Yok, maalesef yani çok fazla trafik var ama o trafiğin içinde önemli bir ya da böyle seyirciyi gerçekten ilgilendiren dediğin bir durum olmuyor. Mesela bir zamanlar hani banka reklamı vardı. Biz oradaki kızla çocuk birbirine kavuşacak mı falan diye böyle şey gibi dizi gibiydi evet, o dizi gibi, reklamın aynen. Şeyi böyle Kaan kim oynuyordu başrolünde de onu Kaan soyadını unuttum neyse. Evet. Şimdi mesela öyle bir reklam falan yok. Kaan Girgin. Kaan Girgin. Tamam. Bravo. Bravo Eda'cığım. Vallahi tam onu düşünüyordum. Aynen. Devam edelim. Hem tarzı hem de açıklamalarıyla geçtiğimiz haftaya damga vuran Aleyna Tilki ile Levent'le karşılaşıyoruz. Genç şarkıcı sevgililiğe inanmıyorum demişti ama yanındaki bu bey kim acaba? Beyefendi tanımadık ama. Çocukluk arkadaşım. Aa. Aynen şoför acaba... işten çıktı bana yardım ediyor. Kardeşim var, arkadaşım var. Böyle erkek bir... arkadaşım peki onun? Yok arkadaş ya. Bugün bir şey çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde 7 sene evvel boşanan Çağla Şiker'le Emre Altuğ'un ayrılırken bir sözleşme imzaladığı ve basına sevgilileriyle görüntü vermeme kararı aldıkları iddia edilmişti. Bu soru Emre Altuğ'u biraz kızdırdı. Çağla, gündemden haberim yok, haberin olsun. Çağla Hanım'la da bir evlilik sözleşmesi imzalamışsınız. Hadi arkadaşlar. Hadi. Onu haberi yapana sor. Tamam. Gel burada söyleyeyim, çekemediyse onu haberi yapana sor. Yeşilköy'de sahne alan Derya Bedavacı'nın yanındayız. Ayda neredeyse 20 konser veren ünlü şarkıcının tek derdi kızından ayrı kalmak. Benim en büyük derdim o. Kızımla hasretimiz. Yani hasretiz eşimle zaten birlikte çalışıyoruz Murat'la. Kızımla ayrı kalıyoruz. Çünkü o İzmir'de yaşamayı tercih ediyor. Burada daha fazlayız İstanbul'da. Okulu orada. Biz de işte haftada 3-4 gün boşluğumuzda İzmir'e gidiyoruz. Ama tabii o koşturmanın arasında o da büyüyor gidiyor vallahi yani. Cihangir'de karşımıza çıkıyor Hatice Aslan. Daha bir sormadan kendisi giriyor lafa. Şöhreti hayatını kolaylaştırıyor sözlerine açıklık getirdi. Şöhret değil yani tanınmış olmaktan bahsettim orada. Tanındığın zaman çünkü bir
bir ön şeyi geçmiş oluyorsunuz aslında. Yani ön yargıyı geçmiş oluyorsunuz bir sürü şeyi. Daha kolay. Şimdi tanımadığınız birine davranışınız da tanıdığınız kişiye davranışınız farklı olur. O anlamda söylemiştim. Şimdi de Başakşehir'e gidiyoruz ve İzel'in güzel sesiyle kulaklarımızın pasını siliyoruz. Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay ile birlikteyiz. Son sağlık durumu hakkında bilgi alıyoruz. İyiyim, iyiyim. Bir operasyon daha alacağım. Şükürler olsun şimdi daha iyi. O önemli bir şey mi peki o? Olacağım ameliyat çok önemli. Ya önemsiz dersem olmaz ama önemli bir şey. Tabii ummadığımız bir şeydi. Burada torasik outlet sendromu diye işte kaburganın altındaki bir kemiğin biraz damara fazla bası yapması sebebiyle kuhtu alışmış. Yine bir alışveriş merkezindeyiz. Bu kez Yusra G'ye uzatıyoruz mikrofonumuzu. Öyle bir arkadaşımla bir şeyler yiyelim diye geldik. Kadınlara bakış açısı Neşet Ertaş'ın çok etkiledi tabii ki de. Ben de ilk eşini oynuyorum. Leyla Hanım'ı çok severek oynadım. Müthiş etkilendim. Şahane bir dokusu varmış. Kenan İmirzalıoğlu'nu görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu ard arda gelen sokak hayvanlarına şiddet haberlerine tepki gösteriyor. Nasıl bir vicdandır? Biz hakikaten ne zaman uzaklaştık bu kadar insanlıktan, vicdanımızdan yani. Hani ben bir de köy çocuğum, köyde doğdum büyüdüm. Kediyle, köpekle, inekle, koyunla falan. Yani insanlar nasıl bir bağlantı kuramıyorlar? Hani hele ki o kadar hayvanın içerisinde yaşarken anlayamıyorum. Yüreğimiz sızlıyor, hep canımız sıkılıyor, üzülüyoruz. Yani kötü etkiliyor böyle şeyler. Ama bir taraftan da tabii muhakkak hani öbür taraftan da çok yardım eden, işte hayvanlar için hakikaten canını dişine takan insanlar var. Ben yürüyüş yaparken de görüyorum. Hani bütün hayvanları tek tek besleyenler, kedileri ayrı besleyenler, köpekleri ayrı besleyenler. O yüzden hep negatifleri düşünüp de ensemizi karartmayalım. Siz de köye özlem duyuyor musunuz Kerem Bey? Duysam da gidiyorum canım. Yani tabii ki hani o artık nostalji, çocukluk kaldı artık. Hani şimdi hani çocukluğu özlüyor musun gibi bir durum olur. Ne diyeyim ki hani kendi çocuklarının öyle büyümesini istemez misin böyle doğayla hayvanların içerisinde? İsterim tabii, istemez miyim? Hani mümkün olduğu kadar da öyle yapmaya çalışıyorum. O yüzden de hani küçük bir yere hani işte domatesi biberi ekip hani Lale'nin oradan koparsın diye uğraşıyorum tabii. Hani benim hani çocuklukta yaşadığım şeyleri birebir ona yaşatmaya çalışıyorum. Yani köye sık götürmeye çalışıyorum ki hani işte orada bütün hayvanları görsün, kendi doğasında görsün. Hulya Özgener bir oğlum. Hep sorulan soruyu sana da soralım. Çok da anket de yapılmıştır üstüne. Hı hı. Kıvanç Tatlıtuğ mu, Kenan İmirzalıoğlu mu? Şimdi ikisi de iyi oyuncu ama Kenan İmirzalıoğlu'nun sizin programda daha önce katıldığım bir programda da söylemiştim. Tonlama problemi var. Hı. Her zaman doğru tonlayamıyor. Ki tonlama bir oyuncu için çok önemlidir. Yani oyuncular aslında bedenleriyle yani jest ve mimikleriyle oldukları kadar sesleriyle, diksiyonlarıyla da oynuyor. Mesela Şener Şen'i biz sesiyle evet. oynayabildiği için Haluk Bilginer'i de Okan Bayülgen'i de evet. bunlar sesini de oynatır yani. Sesleri de onların ayrı bir aktör gibi oynar, duyguyu geçirir. Mesela Kıvanç o anlamda daha başarılı. Hmm. Kenan tonlama problemini çözebilse ama çözemiyor yıllardır. Ne yazık ki çözemiyor. Bu arada mesela şimdi normal konuşurken burada evet. röportaj verirken iyi. Ama role girdiği zaman yani Ezel'de de öyleydi. Hı. Son işinde de öyle. Olmuyor yani. Mesela Ejder Kapanı diye bir filmi vardı. Hı. Ben çok severim Ejder Kapanı'nı. Evet, Ejder Kapanı'nda mesela oynadığı karakterle tonlama, o karakterin ağzından çıkan tonlama o kadar farklıydı ki olmuyordu, geçmiyordu. Şimdi ama mesela gerekli bir oyuncu yani, iyi ki var. Evet, Kenan İmirzalıoğlu olsun ya da o şeyde devam diğer oyuncular olsun. Birisi ona tonlamanda sorun var, çalışalım, ilerletelim deme cesaretini gösteriyor mu çevresinde? Çünkü o menajer ve çevresindeki kadrolar en iyisin. Yani sadece Kenan İmirzalıoğlu için söylemiyorum. Diğer sistemde de böyle yani menajerler, yardımcıları, basın danışmanları, yapımcılar, yönetmen falan. Aman abi çok iyisin. Yolun başındayken olabiliyorsa oluyor ama artık belli bir yani bu seviyeye geldikten sonra zaten artık herkes pohpoh perisi. Evet, pohpoh perisi. Şeyine geçiyor. Bir Nuri Bilge Ceylan'la bir çalışsınlar. Evet, evet. Ama mesela şimdi hani Kıvanç deyip duruyoruz ya, mesela Kıvanç böyle şeyler açık biri. Heh, mesela işte açık iyi bir oyuncu olmama. Koçundan böyle evet. bir eğitmenden eğitim alıp böyle yani o eksiği kapatabilir. Öğrencilikten vazgeçmeyen oyuncu
şey yapar. Zaten tiyatro kökenli oyuncuların aslında hepsi avantajlı bu tonlama konusunda. Öğretiyorlar onlara. Hmm. Onlar düzgün tonlayarak, harika tonlayarak geliyorlar. Diziyle başlayanların bu konuda bir zaafı var. Hmm. Onların da bol bol, yani yazları tatile gitmek, deniz kenarına bir yerlere inmek yerine çalışsınlar. Ya. Kendilerine yatırım evet. yapsınlar. Devam edelim. Hülya Özgener ve oğlu Milan'a bir alışveriş merkezinde rastlıyoruz. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Sizi uzun zamandır görmüyorduk. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Bu arkadaşla birlikteyim. Bu arkadaş çok tatlı ya, maşallah. Tüm sosyal medyadan görüyoruz, sık evet, sık. Evet. Çok güzel pozlar veriyor ya, nasıl? Çok. Nasıl öyle oluyor? Bilmiyorum, gerçekten. O ilk ona hamileyken ben film çekiyordum. Ya orada bir şey oldu. Ona bir şey geçti ama inanılmaz gerçekten. Ve kamera çok seviyor. Yokay Kılıcıoğlu ve Gizem Deniz Kirişçi'nin sunduğu bir ödül gecesine gidiyoruz şimdi. Darbuka'da Müjdat Gezen, göbek atanlar arasında Suna Yıldızoğlu ve Nükhet Duru olursa ortaya renkli görüntüler çıkması da kaçınılmaz olur. Genç oyuncu Mustafa Mert Koç'un burun estetiği geçirdiği iddia edilmişti. Burnunda bandajla açıklama yapan Koç, şaşırtan gerçeği açıkladı. Dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerinden kırıldı. Kaza yaşadı, et kazası olabilir. O da bir süreçte bant kaldı. Normalde bir daha yarın çıkartıyorum inşallah bandında. Bunu da böyle açıklamış olayım burada. Haksız mıyım Okan, estetik mi yaptın? He, iş devam ederken estetik yaptım. Ben de siz nasıl kardeşsiniz? Nasıl girdi o yumruk? Evet. Çocuğun dört yerinden kırılmış ya burnu. Tarık bu... Emir çok mu gerginmiş acaba? Ve burnu ben... kırıldıktan sonra da sete devam etmiş. Aferin. Yani da, bu şey yapan, burnu kırılan arkadaş nasıl profesyonelmiş. Onlar? Ama öbürü çok değil. Çünkü hani mesela almış, tiyatroda... Yemek değil mi? Almak. Evet, tokat almak, tokat atmak bunlar öğretilir. Evet. Ve hani havaya atarsınız aslında. Yani gidip hakikaten adamın... Burnunu kırmazsınız. Biraz yazık olmuş. Evet. Biraz acemice olmuş evet, diyorsun evet. o yumruk. Sen her geldiğinde sana böyle tarihi sorular soruyoruz. O soruların bugüne düşen şeyi şu. Keşke oyuncu olmasalardı, başka güzel bir mesleği yapsalardı diyeceğin isimler var mı? Ya kadın var kategorisinde bizim, ve yani erkek kategorisinde. Şimdi başlasak saymaya falan sezon sonuna kadar gideriz. O kadar. Bizim sektörde o kadar çok bir var. Bir ilk ama bazısı, üç, ilk beş yapsan. Yani mesela bir Beren Saat. Yani. Bir Beren Saat. Tabii canım. Yani böyle ha tamam mesela Aşk-ı Memnu tekrarlarını hala geçen bir arkadaşım var mesela yazışıyoruz. Ne yapıyorsun diyorum. Aşk-ı Memnu izliyorum diyor. Yani evet çok böyle popüler işlerde de karşımıza çıktı. Çok başarılı, iyi para kazanıyor vesaire vesaire. Hı. Başarılı derken yani iş aldığı için başarılı. Ama evet. mesela oyuncu olarak yani ben seyretmekten hiç keyif almıyorum. Zevk almıyorum. Başka? Böyle vallahi bir sürü oyuncu var yani dijitalde de var, şeyde de var. Bir de mesela iyi oynayıp bozan var. Bergüzar Korel evet. gibi falan hmm. son işlerinde falan böyle artık başka böyle bir şeye geçen var. Beren benim birim. Birin. Ondan sonra şimdi mesela Pınar Deniz. Hmm. Yani Pınar da mesela. Pınar hem Aşk 101'de çok daha iyi oynuyordu. Evet. Yani çünkü o zaman bu kadar ünlü değildi. Ünlendikçe... Doğal şey oldu, sanki. Doğalını kaybetti böyle. Rol kesmeye başladı. Hani rol kesmek deniyor ya buna böyle. Ve bu zararlı bir şey yani. Onu ben Pınar Deniz izlemek istemiyorum mesela. Karakterini izlemek. Ortaya koyduğu karakteri izlemek istiyorum. O karakter artık yok. Hep böyle bir Pınar Deniz izlemeye başladım. Bir de çok herhalde izlediğimiz için, şey yaptığımız için karşımıza çıkıyor. Şey öyle algılıyoruz. Onun dışında kadın olarak başka kim olur... Şeyden de bu ama buraya girmez yani. Onu seyretmekten sıkıldım artık. Hı. Biraz böyle Ezgi Mola'dan biraz sıkıldım seyretmekten. Hı, çünkü onun bazı oturmuş böyle mimikleri var. Hı. Her rolde o mimikleri bir şekilde yapıyor. O artık beni böyle bir şey yapmaya başladı. Böyle bir rahatsız etmeye. O karakterden yine uzaklaştırmaya başladı. Hı. Ama mesela Beren Saat keşke hani oyuncu olmasaydı. Başka bir işte başarılı olsaydı. Ya da şöyle yapsaydı. O yarışmada mesela hangi yarışmaydı? Türkiye'nin yıldızlarında mesela ne kadar enerjik böyle yüksek böyle neşeli performansları cıvıl vardı. Cıvıl cıvıl bir kızdı. Evet o skeçlerde falan oynarken. Sonra böyle böyle çok ağır yaşının üstünde rollere girdi. Yani Aşk-ı Memnu'dan başlayarak. Aşk-ı Memnu öyle yaptı evet. biraz. Ama mesela bizim oyuncularımızın, bizim bütün kadın oyuncularımız böyle 40-50 yaşlarında oynayacakları o
rolleri 20'li yaşlarda oynuyorlar. Sonra da oradan çıkamıyorlar zaten ve düşüyor. Oyunculuk enerjileri düşüyor da düşüyor da. Mesela ben bir oyuncu olsam bir dramdan sonra, bir dram dizisinde rol aldıktan sonra komedi arayışına girerim. Ya da başka bir karakter arayışına girerim. Gelmiyor mu acaba? Gelmiyor, yapımcılarda hep biraz ezber mi yapıyor? Evet, evet. Aynı role doğru. Tabii. Seni sürüklüyor. İşte Erdal Nebahat Beşikçioğlu'nun VTR'sine girmiş. Evet. Ne yapıyor diyor. Bir şeyler deniyor Erdal abi. Sonra geliyor Behzat Ç'ye. Tamam, senaryoyu çok beğendim falan diyor ama motivasyon aslında farklı, biliyorsunuz. Evet. O yüzden Sıcak kafada da Şevket Çoruk gene arka sokaklardaki polis ya olarak ben onunla, karşımızda. Ben onunla ilgili tweet attım yani. Evet. Hatta böyle biraz şey, sen bunun için mi arka sokaklardaki emekliliğini yaktın? Ya böyle. Çünkü hani bilmem kaç yıl polis oynadıktan sonra ilk işinde tekrar polis oynadın. Ya bilim kurgu, yani neydin burada? İşte arka sokaklar polisiydin, burada ne oldun? Bilim kurgu polisi. Polisi, evet. Yani. Evet, Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan bir isim Hayal Köseoğlu. Şimdi fotoğrafta gelecek zaten. Kas çalışmalarında yetenek yerine önce güzelliğe bakılmasından rahatsız olduğunu söylüyor. Kaş, kirpik, dudak, burun, elmacık kemiği falan oyuncu seçiminde performansın önüne geçtikçe durum daha da kötü olacak diyor. Bir menajerle ilgili bir anı anlatıyor. Bir menajer ablamız diyor. Oyuncu arkadaşımızın dizisini izleyip yanına giderek sana acil bir bişektomi, kaşlarına belki tilki gözü, kollarının üst kısmına belki liposakşın ve çene dolgusu lazım demiş. Evet. İnanılmaz bir durum. Bence o menajer oyuncularına ilk önce diksiyon dersi aldırsın. Kulaklarımız kan içinde. Ne diyor? Kan içinde kaldı diyor. Menajerlerin estetik baskısı hakkında başka açıklamaları da var. Dinleyelim. Genç oyuncu sonunda isyan etti. Ben 15 yaşında bu sektöre başladım. Hayal Köseoğlu oyuncu menajerlerini yerden yere vurdu. Bişektomi yaptırıyorsun, şuraya botoks yaptırıyorsun, şuraya dolgu yani. Estetik baskısı oyuncuları nasıl zorluyor? Ben burada estetiğe karşı bir insan değilim. Pek çok kişi bilmez ama şimdilerin genç yıldızı Hayal Köseoğlu bu sektöre aşkı memnuyla girmişti. Onu ilk olarak Nihal'in arkadaşı Pelin olarak görmüştük. 15 yaşında bu sektöre başladım ve aşkı memnuyla girdim yani. Ve ondan sonra işte Muhteşem Yüzyıl, İstanbul'u gelin falan. Her zaman böyle ciddiye alınan projelerin içinde olduğum için orada başka şeyler oluyor. Farklı yerarşiler, farklı güç dengeleri, bir yere gelmek için çabalarken bir sürü şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani 15 yaş çok genç bir yaş bu sektöre girmek için. Tabii ki tatlı deneyimlerin yanında bir sürü tatsız deneyim de yaşadım. İsim vermiyor ama genç oyuncuların menajerlerinden estetik baskısı gördüğünü anlatıyor. Mesela bir anda kız bu arada dünya güzeli bir kız yani. Yeni sektöre girmiş, gencecik bir kız. Sen şimdi aşkım bir bişektomi yaptırıyorsun, şuraya botoks yaptırıyorsun, şuraya dolgu yani. Ne oluyor ya hani, oyunculuk bu mu gerçekten? Değil yani. Hepimiz özgün bir şekilde güzeliz. Ya bunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Ben burada estetiğe karşı bir insan değilim. Yani ufak müdahaleleri ben insanlar istedikçe yapabileceklerini düşünüyorum. Tabii ki hepimizin kendi bedeni, kendi yüzü, kendi kararı. Bir insan, ben şeye de çok karşıyım. Ay estetik yaptırmış. Ya o istemiş, yaptırmış. Kötü olduysa da onun kararı. Ama ben başka bir insanın bunu talep etmesinden rahatsızım. Yani estetik yaptır ya da yaptırma. Ya sana ne güzel kardeşim. Dikte edilmesi sizi rahatsız. Evet, aynen. Heh, yani. Peki yaptırdı mı arkadaşınız? Hayır, yaptırmadı ve iyi ki de yaptırmadı. Şahane ya, yani. Oynuyor mu? Hayır, oynuyor da bu arada. Çalışıyor. Konuşamam. Yok, onu söyleyemem. Önce güzellik sonra yetenek. Evet, Türk dizilerinde evet. Öyle. Önce güzellik sonra yetenek. Çünkü seyirci bunu istiyor mu bilmiyorum ama seyirci istiyor deyip geçeceğim. Ya seyirci istiyor diyor da diyorlar da sonuçlara baktığında demek ki hepsiniz seyirci istemiyor yani, öyle de bir durum işte var. İşte bazı ülkelerin sektörlerinde, mesela Hint dizilerinde, Hint filmlerinde de öyledir. Aşırı güzel kadınlar, kaslı yakışıklı erkekler, bizde de öyle falan filan. Biz bu şeyden, çemberden çıkamıyoruz. Yeşilçam'da da öyleydi. İşte kartpostal oyuncuları deniyor ona. Güzel kadınlar, güzel erkekler. Şimdi de öyle. Güzel kadınlar, güzel erkekler ama şimdi bu estetik müdahaleler çok yaygın yapıldı ve kolay yapıldığı için iş çığırından çıktı. Bir de bizde şey var yani, bizde artık diziler böyle bir market rafı gibi oldu. Hani eskiden mesela şey olurdu işte, inşaat firması diziye sponsor olurdu. O yüzden herkes köşklerde otururdu. Sonra sen İstanbul'da arkadaşının 50 metrekare evine gidersin falan böyle. Hani o dizilerdeki evler yok ya kimsenin hayatında. Evet. Tamam. Ama bakıyorsun böyle, ilk bölümde gecekonduda, ikinci bölümde köşklerde. Evet, işte falan yalılarda. Böyle. İşte iyi arabalara biniyorlar falan filan böyle. Çünkü onların satılması lazım. Sponsorlar da bunları satılıyor. Kullanıyor. Yurt dışına. Şimdi artık oyuncular da rafa dönüştü.
Önce kıyafetlerden başladı. Hürrem küpeleri, yüzükleri bilmem ne. Ama artık suratlar da şey oldu. Yani yapımcı şöyle mi diyor? Bir çocuk bulalım kaslı olsun, bir kız bulalım koca çeneli iri dudaklı olsun. Çünkü aynen, bu aralar bir dudak çene ekrandan önde fışkırıyor. Tabii tabii. Yani böyle bir de hepsi birbirine benzemeye başladı ya böyle. Aynen. Giderek böyle birbirine benziyorlar ama hani bundan çıkılır mı? Çıkılmaz çünkü bunu eleştiren bile, yani şu videoda bunu eleştiren bile aslında o yoldan devam ediyor. Onu biliyorsun yani böyle. Önce yetenek konuşulmalı diyorsun. Sana katılan bir isim de Hande Erçel'di biliyorsun. Güzelliğim değil yeteneğim konuşulsun dedi. Hande'den güzel bir haber var. Amerika'ya oyunculuk eğitimi almaya gidecekmiş. Yeni projelerinden de bahsediyor. Müge ile geçen gün bir anket yaptık. Hemen sana da soralım, öyle reklama gidelim. İki isim arasındaydık. Demet Özdemir ve Hande Erçel hangisi daha iyi oyuncu diye sorduk seyircilerimize de. Müge hiçbiri dedi. Ben Demet dedim. Senin cevabı da reklamlardan sonra dinleyelim. Tamam. Reklam. Evet, Hande Erçel oyunculuk eğitimi için Amerika'ya gideceğini açıkladı. Yeni projelerinden de bahsediyor ama sana biz asıl soruyu soralım. Hangisi daha iyi oyuncu? Demet Özdemir mi, Hande Erçel? Şimdi o zaman deminki hani benim böyle aklıma gelmeyen listeyi bir güncelleyelim önce. Hani keşke bu, oyuncu olmasalardı, başka mesleği seçselerdi dedi. Aynen, o listeye mesela Ezgi'yi oradan zaten başka sebeple koymuştuk, Ezgi Mola'yı. Onu bir çıkaralım. Listeyi güncelleyin. Aynen, oraya bir Hande Erçel koyalım. Hani demiş ya Hande Erçel oyunculuğumla, yeteneğimle konuşulmak istiyorum. O zaman şimdiye kadar hiç konuşmamamız lazım. Çünkü hani yeteneklilik, yetenek gerektiren bir şeyin içinde olmadı şimdiye kadar. Herhangi bir yetenek belirtisi de göstermedi. Güzel olduğu için. Bir de başlangıçta Güneş'in Kızları'nda bu kadar da güzel değildi. Giderek güzelleşti bazı dokunuşlarla. Amerika'ya gitsin, eğitim alsın ama işte bu eğitim veren kurumları dikkatli seçmekte çok büyük fayda var. Çünkü hani sizi böyle paranızı alıp böyle eğitim veriyormuş gibi yapanlar var. Bir de canınızı çıkarıp döve döve oyunculuk oynatan, öğretenler var. Öğrencilik süreci, gerçek bir öğrencilik süreci zordur. Umarım bambaşka böyle bir metamorfoz geçirmiş olarak gelir. İyi oyunculuklar sergiler ama bilemiyorum. Peki listen şimdi güncellendi mi? Evet. Tekrar edelim o isimleri. Keşke oyuncu olmasalardı dediğin isimler kimler? Beren Saat, Hande Erçel. Ya Pınar Deniz olmuş oyuncu ama Pınar Deniz keşke baştaki gibi oyuncu olsa. Yani bu işin başındaki gibi oynasa. Yani 101'deki gibi oynasa. Evet, 101'deki falan gibi oynasa. Yani şu an mesela bu kanaldan devam ederse iyi bir yere gitmeyecek bu işin sonu. Erkeklerden? Erkeklerden ya işte hani erkeklerden isim vermek istemiyorum. Çünkü erkekler kadınlar kadar güzel olmadıkları için ya da güzelliğin arkasına kadınlar kadar sığınamadıkları için hep bir gayretliler. Yani böyle şimdi kadın düşmanı gibi gözükeceğim ama öyle değil yani. Kötü erkek oyuncu da bir şekilde böyle kas yapıyor kendini, da. Yani kas yapıyor bir şey yapıyor falan ama Can Yaman mesela. Can Yaman'ın oyunculuğunu hiçbir zaman beğenmedim ve beğenmeyeceğim. Can Yaman da zaten oyuncu değil yani, çok yakışıklı bir adam olarak, çok böyle maskülen yakışıklı, kadınların böyle cazibe objesi olarak böyle bir yere evet, bir kariyer inşa etti ve orada devam edecek. Yaşlılığı ne olur bilmiyorum yani bu oyunculuk işinin. Bir de yaşlılığı var. Bakalım bir Haluk Bilginer gibi olacak mı? Murat Tolga, bir de oyunculukla ilgili burada eleştirilen herkesin ders almak, daha iyiye gitmek adına Amerika'ya gitmeleri de. Ya o da burada sanki bütün o da havalı pınarlar bir şey, tükenmiş gibi. Burada da çok iyi oyuncular var. Evet, ben yani işte tiyatro yaparken oraya gidince dönüşte bir anda çok böyle çok iyi bir oyuncu mu oluyorsun tabii yani? Ya, Türkiye'de çok iyi oyuncu koçları tabii var. Tabii ki. Ama Amerika'ya gitmek daha havalı bir şey. Havalı yani bir şey gibi Pınar Deniz'in açıklamada metroda da ağladım demesi. Hani metroda olduğunu belirtiyor ya, halk insanıyım ben evet, aslında. Metroya bile biniyorum falan gibi. İbrahim Tatlıses'ten bir tweet var. Bizi mi izliyor acaba? Yargı dizisinde kadın oyuncusu Pınar Deniz, çok başarılısın kızım, 3 tane ünlem. Hiç kimseyi takma, ben seni anlıyorum. Aldığın ödül sana helal olsun. Her hafta izliyorum. Başarın daim olsun kızım demiş İbrahim Tatlıses. Evet. Vallahi güzel bir mesaj gerçekten, destek aldı. Desteklemiş yani ama Pınar Deniz hani o desteğe sevinir mi üzülür mü ona bir şey diyemem. Bak mesela Yargı dizisinde yani normalde hani roller oturur, oyuncular daha iyi oynar. Mesela atıyorum Avrupa Yakası'nın ilk bölümüne bir bakın böyle orada ve hiç kimse role doğru, bir de son. Tabii. Ya Pınar Deniz için şunu söyleyeceğim, Yargı'nın ilk bölümlerinde daha iyi oynuyordu. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşça